Erburgaz Kent Ormanı bizim dönemde bitmiş. Açılışı yapılacaktı. Nezaket açısından açılışı seçimden sonra yapılsın diye bırakıldı. Sadece nezaket açısından seçimden sonra yapılsın diye bırakıldı. Bir gün baktık ki İstanbul'un her tarafını şu pankartlarla boyamışlar. İmara değil halka açıyoruz. Ben de mecliste bu pankartı alarak yüzüne sordum. Sana kim burayı imara açacağını söyledi. Derken hemen bu cümleleri değiştirdiler ve en büyük iftiraya attılar. Neymiş? İmara değil halka. Yaptığımız, bitirdiğimiz ve her türlü süreçlerini tamamladığımız kent ormanının yalanını, iftirasını, her şeyini iftirayla... Şimdi bizi eleştiren akıl toplantılar yapıyor. Bu 3 yıla dair bir takım olumsuz cümleler kurmaya çalışıyor. 1000 kayıp gün olarak tariflediklerini duyuyorum sağdan soldan. Toplantıların adını böyle koyduklarını duyuyorum. Evet, bu 3 yıl, bu yaklaşık 1000 gün o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemidir. Çünkü o aklın, o zihniyetin, o bir avuç insanın kişisel menfaatlerinin yakın çemberleri içerisinde olan kurum ya da kişilerin çıkarlarının değil, 16 milyon insanımızın çıkarlarının gözetildiği hizmetleri yapmaya keyifle devam ediyoruz. İstanbul'u adil, İstanbul'u yeşil, İstanbul'u mutlu, yaratıcı, üretken bir şehir haline getirme konusunda büyük bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu büyük dönüşüm sizlerin de katkılarıyla bugün 150 günde yapacağımız 150 açılış belki 200'ü bulacak ama daha sonrasında 2023'te dönemimiz bitene kadar hızla devam edecek. Hiç hız kesmeyeceğiz. Hiç hızımızı düşürmeyeceğiz, hiç enerjimizi düşürmeyeceğiz. Kesinlikle sevgili başkanımın da ifade ettiği gibi artan sevginize, artan beklentilerinize cevap verme konusunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi... Sağ olun. Yani dünyada cennet meydanı açılışı yaptı diye takılırlar bize, bak başkanım söyleyeyim. Ama Yaradan bize o kadar güzel bir dünya ve o kadar güzel bir memleket hediye etti ki bu cennet vatanın her köşesini, yaşayan her insanını cennette yaşarmış gibi, mutluymuş gibi bir hale getirme konusunda sorumluluk sahibiyiz. Elbette bu noktada yapacağımız hizmetin aynı zamanda Hakk'a hizmet olduğunu da bilen insanlarız.